Senet kanalına hoş geldiniz. Mikrobiyota serimizin ikinci videosunda mikrobiyotanın nasıl oluştuğundan ve ardından mikrobiyotamızın yemek seçimine ve aşk hayatımıza nasıl karıştığından bahsedeceğiz. Daha anne karnında, fetüs zamanlarımızda çok steril bir ortamda büyürüz ve ilk mikroorganizmamızla annenin doğum kanalında karşılaşırız. Daha dünyaya gelmeden karşılaştığımız bu canlılar laktobasillerdir. Laktobasiller doğduğumuz andan itibaren bağışıklığımız açısından çok önemli roller üstlenirler. Sezaryenle doğan bebekler annenin doğum kanalındaki bu yararlı bakterilerle karşılaşamadığı için bağışıklık açısından dünyaya biraz şanssız gelirler. Fakat günümüzde yeni yeni uygulanmaya başlanan vajinal tohumlama yöntemiyle annenin vajinal kısmından alınan sıvı bakteri karışımı sezaryen doğan bebeğin ağzına, yüzüne ve burnuna sürülerek bebeğin doğum kanalındaki yararlı bakterilerle buluşması sağlanır. Mikrobiyotamızı ilk belirleyen doğum şeklimiz olsa da çok büyük bir kısmı doğduktan sonra çevresel faktörler ve beslenme ile şekillenir. Özellikle mikrobiyotamızın şekillenmesinde beslenmenin rolü çok büyüktür. Bağırsaklarımızdaki bakteri çeşitliliğinin fazla olması sağlığımız açısından oldukça önemli. Yapılan çalışmalarda obez kişilerin mikrobiyotalarındaki bakteri çeşitliliğinin az olduğu gösterilmiş. Yani sağlıklı bir bağışıklık ve sağlıklı bir mikrobiyota için tek tip beslenme değil de çok çeşitli beslenmemiz gerekmektedir. Mikrobiyotanızdaki hangi bakterileri daha çok beslerseniz o bakteriler çoğalıp güçlenecek ve diğer bakteriler için tehdit oluşturacak. Aynı zamanda bu çoğalıp güçlenen bakteriler sizi daha çok onların istediği besinleri yemeye zorlayacak. Örneğin karbonhidratla beslenen bir bakteriyi daha fazla beslerseniz o bakteriler çoğaldıkça sizin canınız daha çok karbonhidrat içerikli, tatlı, hamur işi gibi besinler isteyecek. Peki bakteriler bunu nasıl yapıyor? Şöyle ki, mutluluğumuzun başrol oyuncularından olan dopaminin yarısı ve serotonin büyük bir kısmı bağırsaklarımızda üretilir. Peki bu yüzden bu minik canlılar ellerinde bulunan dopamin ve serotonini istekleri uğrunda bize koz olarak kullanacak. Yani aslında tabanızda kalan o son baklavayı yemeniz için size baskı uygulayan bu minik canlıların ta kendisi. Ve sağlıklı bir mikrobiyota için tek bir bakterinin sözünün geçtiği hükümdarlık değil de bize faydası olan tüm bakterilerin sözünün geçtiği demokrasinin sağlanması oldukça önemli. Bu mikroorganizmaların hayatımızda ve vücudumuzda karışmadığı alan neredeyse yok diyebiliriz. Peki söz konusu aşk hayatımız olduğunda mikroorganizmalar bu kadar önemli bir konuya kayıtsız kalabilir mi? En azından yapılan çalışmalarla sirke sineklerinde eş seçimde bile karıştığını söyleyebiliriz. Sirke sinekleriyle yapılan bir deneyde normalde nişastayla beslenen sirke sineklerini rastgele iki gruba ayırmışlar. Bu iki gruptan birini nişastayla beslemeye devam edip diğerini şeker pekmeziyle beslemeye başlamışlar. Daha sonra bu iki grubu rastgele bir araya getirdiklerinde şeker pekmeziyle beslenen sineklerin kendine eş olarak şeker pekmeziyle beslenen sinekleri seçtiği gözlemlenmiş. Aynı şekilde nişastayla beslenen sineklerin de kendine eş olarak nişastayla beslenen sinekleri seçtiği gözlemlenmiş. Üstelik bu tercihler diğer nesillere de aktarılıyordu. Peki değişen tek şey beslenmeleri olup da kökenleri aynı olan bu sinekler nasıl nişastacılar ve pekmezciler olarak ikiye ayrıldı? Deney ekibi daha sonra bu sineklere antibiyotik vererek mikrobiyotalarındaki birçok bakteriyi öldürmüş. Yani bir bakıma mikrobiyotalarını resetlemişler. Bu resetlemenin ardından nişastacılar ve pekmezciler tercihini ortadan kalkmış ve eş seçimi rastgele oluşmaya başlamış. Yani sineklerin mikrobiyotaları eş seçimde çok büyük rol oynamış. Daha sonra çalışma ekibi bu mikroorganizmaların feromonlar aracılığıyla hayvan davranışlarını etki edebileceğini düşünmüş.